Manşete hoş geldiniz. Murat Kurum'un depremle ilgili yaptığı bir takım açıklamalar konuşuluyor. Murat Kurum belli ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını biliyordu ve aylar öncesinden bu yönde çalışmalara başladı ve e, bu fotoğraf Profesör Doktor Naci Görürle paylaştığı bu fotoğrafı Ağustos 29 Ağustos 2023'te Boğaz kenarında çekmişler ve paylaşmışlar ve belli ki deprem odaklı e, yola çıktı ve e, Naci Görür'ün görüşlerinden istifade ederek ederek başladı. Kimse o dönem çok Murat Kurum'u bilmiyordu veya ismini telaffuz etmiyordu ayrı bir konu. Ama e, Naci Kurum e, Naci Görür özür dilerim. E, Naci Görür 99'dan bu tarafa suyun üstünde kalmış bir avuç e, ilim insanından biri. Görüş ve e, önerileri kıymetli. Umarım dinlerler ama ne olacağını birazdan anlatacağım. E, sadece o değil, e, İyi Parti'nin adayı Buğra Kavuncu da ...Naci Görür'ü ziyaret etmiş, görüşlerinden istifade etmiş. Belli ki Naci Görür'ün önünde kuyruk olacak adaylar. Mühim olan tabii Naci Görür'ün evet önerileri, tavsiyeleri önemli de... ...bu tutulacak mı veya bu konuda ne yapılabilir? Yani biraz altı boşalmış bir kelimedir ama bu konuda... ...tam anlamıyla İstanbul için seferberlik ilan etmek gerekiyor. Seferberliğin ne olduğuna kelime manasına bakarak anlayabilirsiniz bilmeyen varsa... Şimdi dün bir televizyon yayınında, TV100 galiba, Candaş Tolga Işık'ın programı. 130 bin canımız gitmiş deyince, aha bak işte Murat Kurum itiraf etti. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş depremlerinde bu kadar insanın öldüğü gibi yorumlar oldu. Sonra bunu düzeltti. Hayır onu kastetmedim. Cumhuriyet tarihi boyunca depremlerde ölenleri kastettim dedi. Olabilir. Biz işin o tarafında değiliz ama 100 binden fazla insan öldüğünü bölgede herkes biliyor. Yani devlet istediği kadar bunun yarısından daha azını açıklamış olsun. Murat Kurum'un e asıl itirafı İstanbul'la ilgili. İstanbul'a bir şey olursa diyor, ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Evet öyle. Ekonomi çöker. İstanbul'un %40 en az ekonomiye katkısı düşünülürse zaten ekonomi çöküyor. Önce ekonomi çöküyor. Yani iki kere iki dört. Burada bunu değiştirebilecekleri yok. Hedef saptırıyorlar. İşte siyaset hedef saptırma sanatı derken kastettiğim o. Hedef saptırıyorlar. 25 yıl İstanbul'u yönetmişsin. Erdoğan'dan 2019'a kadar Kadir Top başlar şu bu. Almamışsın önlemde şimdi mi alacaksın? Birkaç sene içinde mi çözeceksin bunu? En az çeyrek asır çalışman lazım. İstanbul yıkıldığında ne olacağını İstanbul'da oturanlar da biliyor. Yani ölenler için belki daha kolay olacak. Çünkü hayatta kalanlar için artık bir İstanbul olmayacak. Ya da evlerini kurtardıkları için sevinemeyecekler. Yani böyle bir durum var yani. Ondan dolayı bir B planı C planı yapıyor muhakkak iktidar. Daha evvel e, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman bölgesel depreminde olduğu gibi. interneti keser, iletişimi keser, medyayı yönetir, dış dünyadaki algıya bakar, arama kurtarma faaliyetlerinde nasıl çuvallamadığımızı göstereceğiz falan. Bence bu planları yapıyor. Yani şu anda kısa vadede yapabileceği başka bir şey yok zaten. Fatih Altaylı gündemde e, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanının e, hışmına uğramış daha önce demişti ki Türk, e, muhalif görünmeyen bir takım gazeteciye Türkiye'yi tanıtma fonundan para aktarıldı. Ve seçim sürecinde muhalefetin adaylarının işte zorlan... Ya buna gerek yok ki diyor Melis, Melis, Alpan. Çünkü diyor muhalefeti zora sokmak için gazeteci fonlamalarına gerek yok. Muhalefet kendi kendine her daim zora sokuyor zaten. Katılıyorum ama Fatih Altaylı daha farklı bir konuda e, hışma uğradı bugün. E, ve e, bir videosunda paylaştığı işte e, biz herhangi birimiz... E, Mesela bir ayetten dolayı mı oy veriyoruz veya bir cemaat bilmem zart surt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz dedi diye bu elbette Müslümanları rencide edecek bir söylem ondan dolayı e, Fatih Altaylı'nın daha dikkatli bir üslup kullanması gerekiyor zaten laf ağzından çıktıktan sonra buna pişman olmuştur belki de çıkaramadılar sonra ayrı bir konu ama e, buna bu şekilde üç perdeden cevap vermek ve hedef gö göstermek e, gözetmekte ayrı bir Türkiye gerçeği. Yani Oktay Saral, Saral, Saral soy isminin işte Sarallarla irtibatlı olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanlığında saraya kapılanmış bir isim. Bu yol mezarda bitmiyor. Gittiğinde görürsün diyor. Akıl almaz hakaretler. İnsan suretine bürünmüş Mendebur iblisin evladı. mürted zındık. Gereken yapılmalı. Ajan. Müslüman kılıklı alçak. Sonra da birileri gidiyor. Ve buradan vazife çıkarıyor. işte Ramazan Hoca katledildi. Ramazan Böç, Böçkün. Diyarbakır Ulu Camii avlusunda çektiği videolarla özellikle işte bir takım dini yorumlara veya işte tarikat cemaat iştiratlarına falan getirdiği eleştirilerle dikkat çekiyordu. Bu eleştirilere veya bu yorumlara yorumla veya eleştiriyle veya karşı itirazla falan cevap vereceksin yani. Ama e, maalesef bölgede ve özellikle Türkiye'nin büyük bir bölümünde bu böyle algılanmıyor. E, dinime sataşanın katli vaciptir gibi algılanıyor ve öldürülmüş, saldırgan yakalanmış ama gerçeği değiştirmiyor. Yani bir şey söylediğinizde bu savaş açmışsınız, din düşmanıymış gibi lanse ediliyor ki namazda öldürülmüş bu kişi. Yani din, din düşmanı olsa namazda olmaması lazım, değil mi? Kendine göre farklı bir yorumu var. Ee, din düşmanı olarak algılanıyorsunuz ve bunun hakkında birileri gereğini yapsın deniyor. Tıpkı Baştanışmanın Fatih Altaylı'ya yaptığı gibi. Gerçek gündem bu. Şeffaflık Derneği, Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye'nin 115. sırada yolsuzluk algısında 115. sırada olduğunu belgelemiş. Ki Türkiye 95'te 29. sıradaymış ve her şey zaten 2013'ten itibaren sarpa sarmış. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıldır geriliyor Türkiye. Milat 2013'tür. Gezi ve 17-25 Aralık. Zambiya, Gambiya'nın gerisine düşmüş. Zambiya, Gambiya neresi deseniz haritada gösteremez insanlar. Motorlu taşıt it ithalatında da son 10 yılın zirvesinde Peki bu neden böyle oluyor? Yani bunun olma nedeni şu. Gelir servet dağılımı bozuk olduğu için. Yani Ensar Yılmaz'ın kimi tespitlerine katılıyorum, kimine katılmıyorum. Yani açıldı makas. Ondan dolayı İstanbul'da belli restoranlar dolu veya işte ne, ne bileyim şey yapacak, rezervasyon yapacak gün bulamıyorsunuz. Ama belli tarafta da insanlar kırılıyor. Bakın Almanya, kıskanan Almanya, Türkiye'yi kıskanan Almanya'da enflasyon iki buçukların en düşük seviyesine gerilemiş ve uzmanlar faiz enflasyon dönemi geride kaldı diyor. Yani 2.9'a gerilemiş enflasyon. %2.9 yıllık. Aylık değil. Ve faiz enflasyon dönemi geride kaldı derken gene tek haneli faiz enflasyondan bahsediyorlar. İngiltere'de de 3.9 veya 4.0'a geriledi. Amerika'da zannediyorum 3.4'e geriledi. Bir diğer önemli konu Avrupa Birliği Türkiye dahil 3. ülkelerden ithal edilen balların önemli bölümü hileli çıkınca bal kavanozlarına yeni etiketleme sistemi getiriyormuş. Yani bu bal orijinal bal değildir. Üretilmiş şeydir. Eee içine şu karıştırılmıştır, bu karıştırılmıştır. Menşei Türkiye'dir. Nereden nereye? Can Atalay konusu unutuldu. E, tıpkı kilise saldırısı olduğu gibi birazdan bakacağız. Yani eskiden 3 gün konuşulur unutulur gibi bir laf vardı. Bülent Arınç'tan hatırlayın ya işte milletvekillerine zam yapılacakmış falan milletvekilleri bunu hak ediyor. Üç gün konuşulur unutulur merak etmeyin diye bir meclis kürsüsünde konuşması vardı bu mealde. Şimdi emin olun iki gün bile konuşulmuyor. Can Atalay konusu olduğu gibi ki zaten Ergun Baba'nın da onu yazmış. Bir gün bağırdık çağırdık konu kapandı. Yerel seçime dönebiliriz demiş ama yerel seçime dönmeden Erdoğan nur topu gibi bir gündem ortaya bıraktı. Şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine üsümettir. Şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine üsümettir. Yani din düşmanlığıdır diyor. Şeri, yani şeriata laf eden din düşmanıdır diyor. E, katli vaciptir demediği kalmış. Onu da zaten birileri yapıyor. Anlattım. Can Atalay tabi bu arada cezaevinden paylaştığı mesajda. Tam bir hafta sonra 6 Şubat. Yarından itibaren ana gündemimiz bu, de, bu demiş ama. Yani... Hatay'da Hataylı'nın ana gündemi bu ama geri kalan vilayetlerde depremin etkilediklerini de istisna ederek söylüyorum. Gündem bu değil. Aynı gün Can Atalay'ın vekilliği düşürülürken Cumhurbaşkanı Yılmaz Akçili atamış Anayasa Mahkemesi'nde boşalan üyeliğe. Önümüzdeki aylarda iki atama daha yapacak biri başkan. Başkanlıktan boşalacak. Dolayısıyla artık herhalde zannediyorum Anayasa Mahkemesi'nin istemediği karar çıkmaz. Hoş. Kendi atadığı üyeler de muhalefet şerhi düştüler veya canını sıkan kararlara imza attılar ama bilmiyorum yani. Bundan sonra ne olur? Fakat şu var Can Atalay meselesinde. Yeni Yaşam bugün birinci sayfasından böyle anonslamış. Kürde sessiz kalmanın sonuçları. Evet böyledir. Öteki beriki değildir. İlhan Uzgel paylaşmış. Erdoğan'ın gücü İsrail'e yetmez, ABD'ye yetmez, Putin'e yetmez. Haksızlığa uğramış olan Can Atalay'a yeter. Laf doğru. Ama bir siyaset bilimci veya sosyolog veya bir ilim insanı olarak Akademisyen olarak İlhan Uzgel'in lafı önemli. Fakat CHP'de siyaset yapan, genel başkan yardımcısı düzeyinde yapan İlhan Uzgel'in daha öte şeyler ortaya koyması gerekiyor. Anayasa kitapçı fırlatılmış, tecrübeli foto muhabiri Mustafa İstemi de böyle görüntülemiş milliyette. Şimdi anayasa, anayasa kitapçına kutsiyet atfeden AKP'liler de muhalefet sıralarına yürümüşler. Nasıl yaparsınız, atarsınız, anayasa mahkemesi kitapçığı atılmaz, başımızın üstünde taşımamız lazım falan. İçindekine uymuyor. Kitapçığa kutsal kitap muamelesi yapıyor ayrı bir konu. Avukatlar, Can Atalay'ın meslektaşları anayasa mahkemesinin ihlal kararlarına rağmen tahliye edilmeyip bir vekilliği de düşürülen Can Atalay'a destek amacıyla Çağlayan Adli Adliyesi'nde bir eylem başlatmışlar. Merdivenlerde oturtulmayınca içeri geçmişler. Bakalım kaç gün sürecek? Yani bu tür eylemleri çok gördük ama bir gün, iki gün. Yani Artık Can Atalay örneği Enis Berberoğlu ve Mehmet Faruk Gergerlioğlu örneğinden de ayrılıyor duruma göre. Ya, e, makas o kadar daraldı ki, bariyerler öyle üst üste indi ki Can Atalay çok spesifik bir örnek olarak artık ortada duruyor. Daha önce Sabahattin Tuncel örneği cezaevinde tutukluydu. Vekil seçilir seçilmez, bağımsızdı galiba o zaman. Vekil seçilir seçilmez tahliye edildi ve geldi yemin etti, vekillik yaptı. Yani anında mahke, Anayasa Mahkemesine falan gerek kalmadan mahkemeler gereğini yapıyordu ama artık köprünün altından çok sular aktı. Şimdi buna bir takım yorumlar oldu. İşte FETÖ diyen oldu, cemaat diyen oldu, darbe diyen oldu, işi başka yere çeken oldu. Burada bakacağınız şey şu. Siyaset hedef saptırma sanatı. Eğer bir kişi veya bir parti hedef saptırıyorsa muhakkak ki onun öyle bir kirli olduğu bir taraf vardır. Şimdi Suat Kınıklıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweete cevap vermiş. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu tweetini bağlarken sahip çıkacağız diyor. Yani evlere şenlik. Neyse. Bu konuda en son konuşacak kişi sizsiniz diyor Suat Kınıklıoğlu. Bu yolu siz açtınız. Öyle. Birazdan bakacağız. Timur Soykan kardeşleri FETÖ'cüler gibi herkesi darbeci diye suçlayıp kendileri darbe yapıyor. Gazetecisi de böyle, siyasetçisi de böyle. Mücella yapıcı Can Atalay'la yan yana yargılandı cezaevine kondu. Geçenlerde tahliye edildi. Aynı davanın sanığı ve içeride yatmış çıkmış bir isim. Fethullah'ın itibarı iade edildi diyor. Can Atalay'ın vekilliği düşürülünce. Yani hani sapsaman, elma, armut ne derseniz deyin ayrı bir konu. Bir gün gazetesi bunu böyle alıntılamış. Barış Atay da retelemiş. Ertuğrul Günay lafı ortasından söylemiş. Can, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi de 2016'da Milletvekili dokunulmazlıklarının toptan kaldırılması da, mühürsüz oyların geçerli sayılması da, kanunda suç sayılmayan işlerden nice insanın ceza almasını anayasaya kırdır. Net. Devam. Can Atalay'ın vekilinin düşürülmesi, Orhan Kemal Cengiz. Uzun yıllar önce Kürt milletvekillerinin enselerinden tutulup cezaevine gönderilmeleriyle başladı. Devam. Her şey depli milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, kazandıkları belediyelere kayım atanmasıyla başladı. O zaman ben ve aralarında anayasa profesörlerinin de olduğu 22 kişi Kılıçlar ile yaptığımız toplantıda yapmayın, dokunulmazlıklara dokunmayın, bunun sonu felaket olur demiştik diyor. Ki Serap Yazıcı Özbudu'nun tweetini alıntılayıp onun üzerine yazdığı yazıda beraber gittiğimiz heyette Profesör Doktor Ergun Özbudun hoca da vardı ve Kılıçdaroğlu'na bunun meclisin sonu olacağını nazik üslubuyla açık açık anlattı diyor. Sonra öteki beriki efendim yok o şununla ilgili yok bununla ilgili. 2016 Mayıs ayında dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet demesiyle Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreç başlamıştır. Bu son süreç başlamıştır. Daha geriye de götürebilirsiniz ayrı bir konu. Ve 6 ay sonra Selahattin Demirtaş ve arkadaşları sırf bu yüzden milletvekiliyken, dokunulmazlıkları varken gözaltına alınarak tutuklandılar ve hala içerideler. Bugün Selahattin Demirtaş ve Kürt siyasal hareketinin içeride olmasının, tutuklu olmasının bir numaralı sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. AKP'nin Mayıs 2016'da, MHP'de yoktu o zaman. AKP'nin tek başına anayasayı değiştirecek gücü yoktu. Bu desteği CHP verdi. CHP olmasaydı AKP anayasayı değiştiremiyordu. Bu kadar net. Dolayısıyla bir numaralı sorumlu CHP'dir. Ama işte suçluların telaşı olduğu için de böyle tweet atıyorlar. Bir numaralı sorumlu sizsiniz. Siz o gün sahip çıkmadınız. Siz o gün anayasayı çiğnediniz. O gün anayasayı çiğneyenlerin bugün anayasa çiğneniyor diye bağırması ibretliktir. Hakkı yoktur buna yani. Ama işte ustaca hedef saptırıyorlar ustaca sulandırıyorlar gündemi. Osman Kavala bunların hiçbirinden bahsetmemiş. Can Atalay'la aynı, Mücella Yapıcı'yla aynı davada yargılanan, müebbet yiyen. Müebbet yediği için tek kişilik hücrede kalıyor. Ailesiyle falan görüşmeleri, telefon falan da iki haftada birle sınırlandırılmış. Müebbet ceza yediği için ona göre artık başka bir yere alıyorlar falan. Tutukluluktan hükümlülüğe geçiyor. Türkiye cezaevi mevzuatında. Gezi'nin dış güçlerle planlanan ve sahneye konan bir kalkışma olduğu kurgusuyla gezi kriminalize edilmeye çalışıldı. Böylece başka protestolar için de kullanılabilecek bir suçlama örneği yaratıldı diyor. İktidar korkuyor. Gezi'de korktu. Gezi'de bir sokak paranoyası başladı. Ve o günden itibaren iki kişi bir araya gelip basın açıklaması yapmaya kalktığında başında onlarca sivil polis bitmeye başladı. Öğrencisi akademisyen, basın mensubu Geriye doğru takip edenler bilir. Her zaman bunu söyledim. Bazı analistler veya yorumcular akademisyenler iktidar sokaktı. iktidar milleti sokağa dökmeye çalışıyor benzer analizler yaptılar. Yorumlar yaptılar. Hiçbirine katılmadım. Hala aynı şeyi düşünüyor olabilirler. Hayır. İktidar hiçbir zaman halkı sokağa dökmeyi amaçlamadı. Bu konuda kışkırtmadı. Çünkü korkuyor. Korktuğu bir şeye kışkırtır mı insanları? Gezi'de korktu Tayyip Erdoğan. Ve sonraki her uygulamasıyla da bunu teyit etti. Böyle bakmak lazım. Yanılmazsınız. Devlet Bahçeli bir dizi tweet attı. Can Atalay'ın vekilinin düşürülmesiyle ilgili ama aslında bu tweet atmak için de diğerlerini attı. Asıl ana, ana tweet bu. Diyor ki: Yeni bir gezi provokasyonu telaffuz edenler gaflettedir. Korkuyorlar. Sokağa ve kanunsuz direnişi, kanunlu direniş nasıl oluyorsa, sokağa ve kanunsuz direnişi adres gösterenler filan falan. Korkuyorlar. Bütün iktidar payla paydaşları en çok korktukları bu. Ondan dolayı da e, bu konuda e, göz açtırmıyorlar. Ohannes da paylaşmış iktidarın en büyük başarılarından biri sokağın gayrimeşru bir siyaset zemini olduğu görüşünü herkese kabul ettirmiş veya herkese sokak konusunda korkutmuş olmasıdır diyor. Aklın yolu bir. O arada kilise saldırganları teşhir edilmişler. Bu kilise saldırısı meselesi konuşuldu unutuldu. Yani e, Polonya menşeli bir aracın aylarca garajda tutulup o gün ortaya çıkması ve kilisede Polonya konsolosu ve ailesinin olması son derece önemlidir. Bütün ba bağlantılarıyla ortaya çıkarılmalı. Bunlar gerçekten işitli mi değil mi? İşit üstlenmiş olabilir eylemi. Gerçekten geriye doğru nedir? Çözümlenmesi yapılmalı ama Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'den bahsediyoruz. Bir diğer konu. Tiroid kanseri Gülden Aşık. Baylok gerekçesiyle Eylül 2021'de tutuklanmış, tümör lenf bezlerine sıçradığı için acilen ameliyata alınmış taburcu olunca yine hapse gönderilecek. Bir diğer dram ki bugün sosyal ağlarda kampanyası var. Katılın ben de katıldım. Hashtag çalışması var. HDP eski milletvekili Hüda Kaya kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek 3 aydır 1 Kasım 2023'ten bu yana hukuksuz şekilde tutsak ediliyor. Tekrar da, da göstermediler. Niye göstermedilerse? Ya da ikna etmedilerse? Ömer Farukoğlu, Faruk Gergerlioğlu gitti geldi ama Hüdaka'ya gitti bir daha döndürlemedi. Şimdi içeride çile dolduruyor. Dramdır bu. Dramdır. Evet bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Dış gündeme dair bir takım toparlamalarım var. Onları da haftanın son günü konuşacağım. Gerçekten Orta Doğu... Kaynıyor. Sadece Orta Doğu değil, Avrupa'da da ciddi vuzurdamalar var. Hepsine yarın detaylı şekilde bakmaya çalışacağım. Haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla hoşça kalın.